Bir zamanlar bozkırlarda biri zengin, biri yoksul iki kardeş yaşardı. Günlerden bir gün fakir kardeş karnı açlıktan sırtına yapışmış halde ağabeyinin evine gitti. Ve o sırada yemek yiyen zengin kardeşin sofrasına oturdu. Zengin kardeş fakir olanı küçümsüyor ve ziyarete gelmesinden hoşlanmıyordu. Fakir kardeşinin yemek yemesini bir süre izledikten sonra öfkelendi. "Artık evime gelmezsen daha iyi olur. Sen fakir bir adamsın ve senin yerin bu sofra değil. Senin yapman gereken şey tarlada karga kovalamak," dedi. Fakir kardeş çaresizce sofradan kalktı ve ağabeyinin buyurduğu gibi tarladan kargaları kovmaya gitti. Fakir adam tarlaya vardığında değneğini havada savurarak kargalara bağırmaya başlayınca tüm kargalar uçup gitti. Yalnızca simsiyah bir kuzgun fakir adama doğru uçtu ve bir çalının üzerine tünüyerek ona şöyle seslendi. "Sevgili dostum, bu köyde yaşaman artık mümkün değil. Kardeşin bile seni sofrasından kovuyor, görmüyor musun? Eminim ki uzaklara gidersen şans seni bulacak ve zengin bir adam olacaksın." Konuşan kuzgunu hayretle dinleyen fakir adam doğruca evine koştu. Birkaç parça eski giysi ve işe yarar malzemelerini topladıktan sonra karısıyla çocuklarını yanına alarak nereye gideceğini bilmeden yollara düştü. Zavallı adam. Yola çıkar çıkmaz kulübesinin içinden kara bir bulut yükseldi. Kara bulut hemen bir insan kılığına bürünerek adamın arkasından koştu ve onu yakalayıp sıkıca boynuna sarıldıktan sonra "Eski dostum, ben senin şanssız günlerinim. Beni almadan mı gideceksin?" diye bağırdı. Fakir adam şanssız günleri iterek kendinden uzaklaştırdı ve bir nehrin kıyısına gelene kadar ailesiyle birlikte yoluna devam etti. Kendine şanssız günler diyen adam ise hemen ardında onu takip ediyordu. Nehrin kıyısına vardıklarında fakir adam tulumuna biraz su doldurmak için suya eğilince şanssız günler de yanına oturdu. O sırada fakir adamın aklına bir fikir geldi. Su tulumunu çözdü ve şanssız günlere "Eğer benimle gelmek istiyorsan şu su tulumunun içine gir ki seni taşıyabileyim," dedi. Kolayca ikna olan şanssız günler su tulumuna girer girmez fakir adam tulumun ağzını sımsıkı bağladı ve onu nehrin kenarında ağır bir taşın altına bıraktı. Fakir adam ile ailesi şanssız günleri böylece geride bırakarak yollarına devam ettiler. Karşılarına çıkan ilk köyde terk edilmiş bir kulübe bulup oraya yerleştiler. Bir sabah erken bir vakitte dağdan gelen bir keçi sesiyle uyanan fakir adam eline bir ip alarak dağa tırmandı ve uzun boynuzlu simsiyah bir keçi buldu. Elindeki ipi kement yaparak keçinin boynuna geçirip onu kendi evine getirdi. Elbette fakir adam yakaladığı keçinin şeytanın ta kendisi olduğunu bilmiyordu. Keçi fakir adamın ahırına girdiği anda tavandan çil çil altınlar yağmaya başladı. Fakir adam sevinçle tüm altınları bir araya topladı ve onları büyükçe bir sandığa doldurdu. Bu sırada kara keçi çoktan kaybolup gitmişti. Fakir kardeş artık zengin bir adamdı. Çok geçmeden kardeşine haber yolladı ve onu kendisiyle birlikte yaşamak üzere yanına davet etti. Zengin kardeş küçük biraderinin artık biraz parası olduğunu öğrenince karısına yol için ekmek pişirtti ve ekmekleri de yanına alarak kardeşinin evine doğru yola çıktı. Yol üzerinde karşılaştığı insanlardan kardeşinin çok zengin olduğunu öğrenince yanında getirdiği ekmekleri nehrin kıyısına attı ve doğruca kardeşinin evine koştu.
Fakir kardeş abinin gelişine çok sevinmişti. Büyük sandığı açarak altınları gösterdi. Artık çok fazla param var. Senden bile zenginim. Bu para ikimize de yeter. Aileni alıp buraya gel. Yeniden birlikte yaşayalım, dedi. Zengin kardeş kıskançlıktan mosmor olmuş halde homurdanmaya başlayınca fakir kardeş abinin hiçbir zaman iyi bir insan olamayacağını anladı. Ve ona, ''Irmağın kıyısında büyük bir taş var. O taşın altına çok fazla para koydum. Gidip alırsan hepsi senin olabilir.'' dedi. Kıskanç zengin kardeş ikinci kez söylenmesine gerek kalmadan hemen ırmağa koştu. Ve kardeşinin söylediği büyük taşı buldu. Taşı kaldırıp altındaki su tulumunu çıkardı. Adam daha su tulumunun bağını çözemeden tulum patladı ve içinde hapis olan şanssız günler kara bir bulut halinde dışarıya kaçtı. Yeniden insan şekline dönüşüp kıskanç zengin kardeşin boynuna sarıldı. Ona, ben senin en iyi dostun olacağım. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız, dedi. Kıskanç zengin kardeş evine döndüğünde her şeyinin yanmış olduğunu gördü. Artık ne evi ne parası vardı. Hayatının geri kalanını şanssız günleriyle birlikte acı çekerek geçirdi.